Sevgili meslektaşlarım, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasında yürütülen e-twinning projeleri tanıtım ve yaygınlaştırma toplantısına hoş geldiniz. Antalya e-twinning ailesi olarak her akşam gönüllü arkadaşlarımızdan oluşan proje yaygınlaştırması yapmak isteyen arkadaşlarımıza böyle bir fırsat tanıdık. Bu amaçla bugün 5 farklı projeyi tanıyacaktık ama Aytekin öğretmenimi hala göremedim. Sanırım bir aksilik var, ya girmede sorun yaşadı ya da bir problem var. Kendisi de süre içerisinde katılırsa onu da dahil edeceğiz. Amacımız elimizde yürütülen projelerimizin tanıtımına ve yaygınlaştırmasına katkı sağlamak. Bu amaçla çok heyecanlı olan arkadaşlarıma, kapı da çaldı bu arada ama, çok heyecanlı olan arkadaşlarıma sözü veriyorum. Gözde öğretmenim, buyurun lütfen. Herkese merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Gözde Gümüş, Antalya Abdülkadir Özkan İlkokulu'ndayım. Nezaket bulaşıcıdır projemizi kurucusuyum. Şöyle ekranımı yansıtarak başlamak isterim. Evet, biz Nezaket Bulaşıcıdır projesine COVID-19 sürecinden sonra yüz yüze eğitime geçtiğimizde çocuklarda görmüş olduğumuz bazı davranış sıkıntıları sebebiyle bir başlangıç yaptık. İlk önce harika proje ekibinden bahsetmek istiyorum. Biz 12 öğretmen, ben Gözde Gümüş kurucum, şu an aramızda Aysel Sener öğretmenim, o da kurucu ortağım. Hasret Yürekli öğretmenim Antalya'dan, Selma Akar öğretmenim İstanbul'dan, Şehnaz Çelebi öğretmenim Adıyaman'dan, Adem Demirel öğretmenim Ordu'dan, Halime Tekinalp Zireker öğretmenim Ankara'dan, Sevgi Yanar öğretmenim Antalya'dan, Gülüm Bektaş öğretmenim Bursa'dan, Rüveyda Yıldız Acarlı öğretmenim Tekirdağ'dan, Fatma Tekinalp Dursun öğretmenim Belçika'dan, Tunzila öğretmenim Hüseyinova öğretmenim sadece Azerbaycan'dan katılıyorlar. Etivinin gerçekten birliktelik işi ve biz gerçekten ekibime, çoğunluğu da zaten buradan, teşekkür etmek istiyorum. Şöyle, proje hakkında, projemizle ilgili Nezaket Bulaşıcıdır projesi nasıl çıktı? Her insan özeldir, tekli ve önemlidir dedik biz. Ve dünyayı değiştirmek için küçük noktalara, küçük nüanslara ihtiyacımız var dedik. Ve hedeflerimizi aslında var olan nezaket ifadelerin insanlıkta olması gerekenleri biz bir projeye dönüştürdük. Eğitimde aksattığımız ve eksik kaldığımız, COVID-19 süresince gözden kaçırdığımız diğerlerimizi iyiden daha iyiye taşımak amacımız. Önemli noktalarımızdan biri evrensel ve geleneksel insani değerleri kazandırmak, yaratıcı düşünmeyi çocuklara vermek ve toplum görgü kurallarına uygun, toplum hayatının düzenlenmesine etkili olan genel görgü kurallarını da çocuklarımıza aşılamaktı. Ve onlar adına da gayet keyifli süren kurum ve kuruluşlara nezaket ziyaretlerinde bulunmak bizim hedeflerimiz arasındaydı. Sayfalarımızda biraz başlıklarımızı bu şekilde düzenledik. Proje planımız, hazırlık çalışmalarımıza yer verdik. Mart ayı etkinlikleri ve Nisan ayı etkinliklerimize değindik. Şöyle ki biz Şubat sonunda, yani Mart başıyla bu projeye başladık. Mart ve Nisan aylarında yoğun bir çalışmayla etkinliklerimize gayet keyifli sürdürerek devam ettik. Tanıtım broşürlerimiz, proje tanıtım videolarımız, küçük Twinner'larımız, biz öğretmen arkadaşlarının tanıtımları, kullandığımız Web2 araçlarımız, eğitimsel yeniliklerimiz, hemen burada da kısaca kullandığımız projemizde yöntem ve tekniklerimiz, eTwinning'in olmazsa olmazı e-güvenliğimiz, veli izin belgelerimiz ve proje kurallarımız. Hazırlık çalışmalarında afiş logo çalışmalarımızı, nezaket nedir diyerek asıl amaç eTwinning'de evet öğrenciyi aktif kılmaktı. Biz de her koşulda öğrencilerimizi aktif kılarak onların fikirlerini devamlı sorarak işe başladık. Daha sonra anketlerimizi, afiş anketimizi, logo anketimizi, analizimizi hemen şöyle kısaca daha detaylı bir şekilde yapmaya çalıştık. Öğretmen başlangıç anket analizlerimiz var. Nezaket bulaştırma projemizde yaygınlaştırma çalıştırmaları evet bizim için çok önemli. Tekrar teşekkür ediyoruz Figen öğretmenim böyle bir imkanı verdiğiniz için. Çünkü bizler yaptığımız işleri daha da etkin kılmak adına bu yaygınlaştırmalar çok önemli. Okul web sitesi haberlerimizde yaygınlaştırma çalışmalarımızı yaptık. Kısaca bir tanesini açayım. Mesela yine Adem öğretmenimizin
okul web sitelerinde. Daha sonra şuradan devam ediyorum. Diğer haberler bizim için nezaket bulaşıcıdır projesinde çocuklarımıza, yani sadece kendi öğrencilerimiz haricinde velilerimize, çevremize, ülkemizde birçok ortağımız ve yurt dışındaki ortaklarımızla daha fazla kişiye dokunmak derdiyle başladık bu projeye. Çevrimiçi görüşmeler öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle beraber görüşmelerimizi yaptık. Mart ayı etkinliklerimizi başlık altında topladık. Nezaket nedir dedik ilk önce çocuklardan ve onların fikirlerini aldık. Daha sonra nezaket bir konu anlatımını, bir animasyon filmi izleterek çocukların farkındalıklarını aslında ortaya çıkarttık. Yine fikirlerini alarak Asperger'da öğrenci anketi düzenledik. Çok keyif aldıkları, bizlerin de gülümsetme sebebi gördüğümüz nezaket dağıtıyoruz dedik. Ve gördüğümüz herkese kendilerinin, öğrencilerimizin hazırladıkları kağıtlar, bizim bütün ekip olarak biz de çok mutlu ilerledik. Gördükleri herkese bu nezaket ifadelerini sundular. İdareye, evlerinde velilerimize, çevrelerinde gördükleri arkadaşlara. Bu anlamda nezaketi yaymaya çalıştık ve çocuklarımız mutlu olurken bunu yaydığımız kişiler de çok mutluydu. Araya bir virgül koyabilir miyim? Tabii ki de öğretmenim, buyurun. Bugün beni de gülümsettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum şeyimi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok zor bir gündü gerçekten. Beni evet. Çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Umarım gülümsetme sebebi olmuşuzdur. Kesinlikle oldunuz. Evet, sağ olun. Nezaket kavanozlarımız. Bu da çok önemli bir etkinlikti bizim için. Ekip arkadaşlarımızla beraber biz çok güzel bu nezaket kavanozlarında... Şöyle ki, nezaket evet bulaştırmak projesinde sadece çocuk odaklı değil. Biz aslında burada velilere de ulaşıyoruz. Kardeşlere de ulaşıyoruz. Çocuklarımız 7-11 yaş ama onlar daha çok küçük olmalarına rağmen çok şey öğrettiler. Bu nezaket kavanozlarımızı yaptık ve içlerine her gün duydukları nezaket ifadelerini attılar. Var olan sorunlar çoğunlukla ortadan kalktı. Evet, daha çok güzel konuşma, güzel davranma. Şimdi bizim projemiz biraz daha soyut bir proje. Biz bunu davranışsal duruma dönüştürmek bizim için çok önemliydi. Ve biz hep toplantılarımızda, ekip arkadaşlarımızla konuşurken gelişmeler nasıl gidiyor dediğimizde bunların davranışsal olarak öğrencilere yansıması bizim için çok büyük mutluluk verici bir durum. Velilerden geri dönütler çok güzel oluyor. Yine Asperger'da çocuklarımıza Mart ayı itibariyle 18 Mart Çanakkale şehitleri anma gününde çocuklarımıza dedik ki, çocuklar ne yapmak istersiniz 18 Mart'ta? Atatürk'e mektup yazmak çıktı ve Atatürk'ümüze mektup yazdılar. Daha sonra işte hep diyorum ya, çocuklar asıl bizim için önemli nokta. Yine çok keyifle, biz öğretmenlerin de çok keyif aldığı P4C etkinliğimizi yaptık. Nezaket hikayesini çocuklarımıza okuduk. Aslında orada yapmayan, yanlış olan davranışlar çocuklar içselleştirdi. Ben burada bunu yapıyordum. Daha dikkatli olmalıyım öğrendiler. Ve biz P4C etkinliğini hala çocuklardan Nisan ayında da bizden farklı bir P4C etkinliği istiyorlar. Biz öğretmenler çok mutluyduk. Öğrencilerimiz çok mutluydu. Ve farkındalık olarak da çok güzel şeyler bıraktık onlara. Bu anlamda da Nisan ayında yine planlarımız arasında P4C var. Şöyle devam edeyim. Şimdi nezaket deyince sadece işte kibar konuşmak, düzgün davranmak değil, doğaya da nezaket dedik. Ve çevremize, aslında dünyaya bıraktığımız en güzel şey biz insanların iyi vatandaş olabilmeyi onlara anlatmaktı. Bizdeki öğrencilerimize vermeye çalıştığımız amaçlardan biri de bu. Fidan diktiler çocuklarımız. Öğretmenleriyle, idarecilerimizle birlikte. Sonra dedik ki, bedenimize nezaket. Evet, vücudumuza saygı duyuyoruz. Bedenimize nezaketli davranıyoruz. Öğrencilerimize bedenimize nezaket çizgi filmini izlettik. Ve bununla ilgili konuşmalar yaptık. Daha sonra Mart ayı gazetemizi çıkarttık. Nisan ayına geldik. Biz çok yoğun çalıştık. Ve herkes çok mutlu. Birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Nisan ayında da yine Asperger'da öğrencilerimize şöyle söyledik. Nisan ayında ne yapmak istiyorsunuz? Onlar da işte hayvan barınaklarına gidelim dedik. Aa, çok güzel. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde bütün ekip olarak
mama, bir kap mama, bir kap su şeklinde bulduğumuz bütün sokak hayvanlarına nezaketi bulaştırmaya çalıştık. Daha sonra minik senaryolistler dediğimiz nezaketle ilgili hikaye yazdı çocuklarımız. Ve bu hikayeleri daha sonra dramayla birleştirdik. Aslında bu proje çok açık uçlu bir proje ve her şeyi kullanabiliyoruz. Şöyle devam etmek istedim. Her dilde nezaket. Burada biz öğretmen arkadaşlar istediğimiz nezaket kelimelerini farklı dillerde yine herkes kendi seçtiği dilinde nezaket ifadelerini. Çünkü her ülkeye, her dile, her dine saygı göstermeyi çocuklarımıza öğretmeyi ve bunu aşılamaya çalışıyoruz. Nezaket kamu spotu dedik. Komşunun külü dedik. Çünkü özellikle Covid-19 sürecinden sonra daha çok bireyselleşti insanlar. Ve bizler artık evet bir komşu ilişkilerinin de değinilmesi gerektiğini düşündük. Yaşlılarımız kıymetlimiz diyerek yaşlılarımızı değerin, değerler eğitimiyle de bağdaştırarak projemizde bu şekilde ilerledik. Daha sonra Tontastik Nezaket olarak da planlarımız arasına aldık. Ortak ürünlerimiz harika bir ekip çalışması diyorum. Mandala çalışması yaptık. Süre açısından biraz hızlı gidiyorum, kusura bakmayın. Hepimiz bir harf aldık, öğretmen arkadaşlar, öğrencilerimiz. Bu mandala çalışmalarında ortak ürün oluşturduk. Nezaket bulaşıcıdır yazısını yazdık. Daha sonra yine bütün öğrencilerimizin çok keyif aldıkları yine ortak ürün çalışmalarımızdan puzzle çalışması yaptık. Yalnız Gözde Hoca, Marcel Hocam bütün sayfalarda var yani şu anda edit ya, yapıyor. Ben teşekkürümü başta mı sonda mı? Aysel Hocam benim için çok kıymetli, çok değerli. Ben bu sene girdim Etiwinning'e. Okul projesi olarak da yürütüyoruz biz bunu. Ancak Aysel Hoca'nın desteği, işte Etiwinning'de bana sadece şunu söylemişti. Aysel Hocam yapalım mı? Hadi yapalım dediğimizde dedim ki öğretmenim hani bu konuda bilgim yok. Ama Etiwinning'in en güzel şeyi birbirine öğretmek. Bilmediğin şeyi daha da öğrenmek. Sonunda da başında da Aysel Hocam iyi ki varsın. Sonra puzzle çalışmamızı yaptık. En sonunda da yine dediğim gibi 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde bir kap mama, bir kap su ortak ürünlerimizi de çocuklarımız sokak hayvanlarına mama ve sularını bırakarak bunları da birleştirmeye devam ediyoruz. Projemiz devam ediyor. Şöyle işbirlikçi ürünlerimiz var. İşaret dili etkinliğimiz suya nezaket, mentimenter kelime bulutunu yaptık. İşaret dili bizim için çocukların empati kurması açısından çok güzeldi. Hemen kısaca onu da şöyle açmak isterim. Şöyle biraz ilerleterek. Çocuklarımız, bütün sınıflarımıza uyguladık ve nezaket ifadelerini işaret diliyle anlattılar. Daha sonra da Adem Hocam bunları birleştirdi. Yani ekip işi çok güzel. Biz nezaket bulaşıcısı sadece ekibime teşekkürden başka bir şey diyemem. Suya nezaket. 22 Mart Dünya Su Günü'nde kodlama çalışması yaptık çocuklara. Nezaket bulaşıcıdır projesi soyut bir şey, bir proje ama davranışlara, insani ilişkilere ve bütün etkinlikleri buna yayabiliriz. Bunu da bu şekilde bizi çok mutlu eden bir proje. Bu anlamda devam ediyoruz. Asıl çocuklar işte öğretmenim bu nereye gidiyoruz, nereye gidiyoruz dediklerinde nezaket ziyaretlerimizi yaptık. Birinci nezaket ziyaretimizi ilçe milli eğitim müdürlüklerine yaptık. Yurt dışındaki öğretmenlerimiz konsoloslukları yaptı, müdürlüklerine yaptı. Her yerde nezaket bulaşıcıdır ifadesini görmek ve insanları gülümsetmek bizim için çok değerliydi. İkinci nezaket ziyaretimiz gençlik vücuda saygı, bedene nezaket dedik ve gençlik spor müdürlüklerine yaptık. Çok hızlı anlatıyorsam kusuruma bakmayın. Kimsenin vaktini daha fazla almak istemem. Daha sonra da planlarımız dahilinde nezaket ziyaretlerimiz devam ediyor. Web 2 oyunlarımız Crumb, Learning Apps, World War, I Wish To. Hemen bir tanesinden göstermek isterim. Crumb eşleştirme oyunu. Çocuklarımızın öğretmenim ne oynuyoruz hepimizin aynı ortak konuştuğumuz. Web 2 araçları Etiwinning'in en güzel katkısı. Çocukların teknolojiyi doğru kullanmaları açısından da çok büyük artı. Velilerimiz de bu anlamda bizlere çok teşekkür ediyorlar. Karma takımlarımızı oluşturduk. Bu da çok güzel bir çalışma oldu bizim için. Birinci takımımız slogan hazırladı. Sloganlarımız nezaket bulaşıcıdırla ilgili. Daha sonra ikinci takımımız ve çok kısa sürede yapıyoruz biz bunları. Şiir yazma aynı şekilde. Üçüncü takımımız
Arkadaşlarımız da hikaye yazıp resimlediler hep beraber. Bunları birleştirmek, çocuklarımızın ortak bir paydada buluşması bizi çok mutlu etti. Dördüncü karışık okul takımımızda da nezaket ifadeleri olan atasözlerini bulduk. Ve bununla ilgili de bir e-book hazırladık. Hemen şöyle kısacağım. Mesela Fatma öğretmenimin. Nezaket ister iskarpin giysin ister çarık bastığı yeri çamurlamaz. Evet. Bu şekilde. En sonunda da yine konuklarımız yine bir B4C etkinliği Nisan ayında devam edeceğiz. Konuklarımıza devam edecek. Doktor Tuğba Çelebi'yi konuk ettik. Mutluluğu bulaştıran Doktor Tuğba Çelebi akademisyenimiz bize nezaketle birlikte mutluluğu paylaştı. Sayfalarımız bu şekildeydi. Şöyle kısaca hemen toparlamak isterim. Turgut Uyar diyor ki çocukluğum yurdumdur diyor ve çocukların dünyalarına güzel izler bırakmak istiyoruz biz. Nezaketi birlikte bulaştırmayı, ülkemizi, dünyamızı daha yaşanın hale getirebilmeyi arzu ediyor ve saygılar sunuyorum. Umarım nezaketi burada güzel anlatmışızdır, nezaket bulaşıcıdır demişizdir ve herkese bu anlamda bizlere 21. yüzyıl vizyonuna yakışır. İyi insan yetiştirmeyi, iyi öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediğimizi tekrar hatırlatmak isterim. Güzel yarınlar diliyorum herkese. Aysel hocama teşekkür ederim. Müdür yardımcımız burada okulumun, ona da Gülsen öğretmenim. Teşekkür ediyorum. Özellikle Figen hocam size, bize bu olanağı sağladığınız için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Umarım nezaketi bulaştırmışsınızdır. Teşekkürler. Sözümü Nuray hocama bırakıyorum. Nuray hocama geçmeden önce göz öğretmenim evinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize de sağlık aynı zamanda. Aysel öğretmenimin bir programı var. Ona da hemen bir söz vermek isterim proje kurucu ortağınız olarak. Buyurun öğretmenim. İyi akşamlar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Figen öğretmenim. Söylenmesi gereken her şeyi Gözde öğretmenim o kadar güzel anlattı ki ben de ona çok teşekkür ediyorum. Harika bir proje, harika bir ekip. Eminim herkesin projesi çok güzeldir. Çok güzel çalışmalar yapıyordur. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz öğretmenim. Projenizin yine kalite etiketiyle taşlanmasını diliyoruz. Aynı zamanda yine konferansa davet edilmesini diliyoruz. İnşallah diyelim. Buyurun Gözde öğretmenim, sözü kime bırakıyorduk? Nuray Çevik öğretmenime bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gözde öğretmenim tebrik ediyorum. Yan komşu okul olarak çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Çok başarılı bir proje. Ne diyelim artık Figen hocamın dediği gibi kalite etiketiyle taşlanmasını diliyoruz. Figen hocam ben bir de size teşekkür etmek istiyorum. Sesim geliyor değil mi? Geliyor öğretmenim, gayet net duyuyoruz. Demin WhatsApp'tan yazamadım. Sizler gibi çalışkan insanları gördükçe yarınlarımız için ümitleniyoruz. Tembel insanlar her ne kadar modumuzu düşürüp enerjimizi sömürse de çalışkan ve gayretli insanların varlığı çok güzel. İyi niyetli kocaman yürekli moderatörümüz Gülsüm Atilla'ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ben buradan. Şubat tatilindeydi. Bir proje başlayalım mı dedik. Leyla Şebnem Gül hocamla. Ortağım benim Leyla hocam. Güler yüzlü, nezaket abidesi, sevgi dolu, ne zaman arasam ulaşabildiğim, sıkıntı yok ben hallederim diyenim. Her projeye gerekli insan olan Leyla Şebnem Gül Yıldırımoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Projemiz, ortaklarımız mükemmel, 10 ortağımız da. Şimdi onları size tanıtmak istiyorum. Ekranınız henüz... Evet, şimdi geldi öğretmenim. Hocam. Ayşe Sönmez hocam, Murat Paşa Antalya. Fatma Tutkun Yaşar hocam, Murat Paşa Antalya. Sabiha Gökçen okulundan arkadaşlarımız. Hatice Ayşe Uzun, Çaldıran Van. Hayriye Dağdelen, Murat Paşa. Leyla Şebnem Gül, Murat Paşa, Sabiha Gökçen. Melih Çetin hocam, Gebze. Nuray Çevik'teki ve Sinem Demirel, Nevin Ahmet Selçukhan okulu, Kepez. Vesile öğretmenim, Çardak Denizli. Yaşar Tarakçı okudan hocam da Murat Paşa.
Şimdi bizim projemiz çöpünü dönüştür, gübreni oluştur. Buradaki hedefimiz çöplerden faydalı işler yapmak, geri dönüşüme kazandırmak ve çok başarıyla çalışılan bir projeydi. Biz dediğim gibi Şubat'ta başladık. Çok kısa sürede çok güzel işler başardık. Başarırken de 2 ayda yapabilir miyiz dedik. Elhamdülillah yaptık, başardık diye düşünüyoruz. Mentörünüz Gülsüm Atili ise başarmışsınızdır öğretmenim. Evet hocam, hakkı ödenmez. Allah razı olsun. Ne zaman danışsak bir telefon kadar yakındı bize. Çok yardımcı oldu. Davranış kurallarımızla başladık. Sonra projemizin kuralları dedik. Sonra projemizin amaçları. Evsel atıkları değerlendirerek okulumuzun bahçesinde kompost hazırlayıp diğer arkadaşlarda şey de vardı, gübre şey solucan. Solucandan arkadaşlar solucan gübresini de kullandılar. Ama bizim o imkanımız yoktu. Biz sadece mutfağımızdaki atıklardan, yumurta kabuğundan, çaydan, meyve kabuklarından gübre oluşturduk. Çevre kirliliğine neden olan atıkların en azından indirilmesini hedefledik. Başka öğrencilerimizin toprağa dokunmasını sağladık. Öğrencilerimizde toprak ve tarım bilinci oluşturduk. Kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım. Bizim ilk projemiz böyle. Şubat ayında ya etkinliklerimiz, afiş, logo, slogan çalışmalarımızı yaptık. Sonra görev dağılımımız var. Afişimiz, logomuz, proje tanıtım videosu hazırladık. Nuray öğretmenim, bağlantınızla ilgili bir sorun var galiba. Çok yavaş sayfalarınızda açılıyor. Bunlar zaten spesifik şeyler. İsterseniz onları biraz hızlı geçip etkinliklerimize odaklanalım, olur mu? Tamam hocam, tamam. Şubat ayından başlayalım öğretmenim isterseniz. Yukarıda tamam kaldı hocam. Biraz. Hocam şimdi çöpünü dönüş, sevgili arkadaşlar, çöpünü dönüştür, gübreni oluşturdu, kompost yapımıyla başladık. Dediğim gibi atıklarımızdan gübre oluşturduk. İlk şeyimiz kompostu tanıtmak oldu. Kompostu biz de böylece öğrenmiş olduk. Geri dönüşüm, gıdalardan geri dönüşme, çay, yumurta kabuğu, bitkilerden oluşturduğumuz gübremiz oldu. Sonra yapraklardan çalışmalarımızı yaptık, sanat etkinliklerine yer verdik, yaprakların dansı, dramasını yaptık. Bolca sudoku çalışması yaptık. Ortak ürünümüzde proje adımızın, Gözde Hocam gibi biz de proje adımızı yazdık hep birlikte. Çıktınız Simul Space'den öğretmenim. Tamam, girebilirsiniz. Sorun yok. Panik yapmayın lütfen. Sayfa bazen böyle atabiliyor hocam, çünkü. Hocam sesiniz benim sesimle mi? Sizin sesiniz var hocam. O
Okulumuzun bahçesini gezdik, etkinlikler oluşturduk, bitkinin bölümlerini inceledik. Beyin fırtınası kamber tekniğiyle örüntü çalışması yaptık. Ortak hikaye yazdık. Şöyle ben o ortak hikayeyi açmak istiyorum açılırsa. Çok güzel bir çalışma oldu çünkü. Of. Arkadaşlar kusura bakmayın, neden oluyor bilmiyorum ama açtığım sayfa açılmıyor. Farklı yerlere geçiyor. Projenizdeki bazı arkadaşlar sayfa düzenlemesi yapıyorlar. Arkadaşlar eğer duyuyorsanız bizi, sayfa düzenlemesini yapmazsanız seviniriz. Hocam portal taşındığı için de bazen böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. Şu an mesela bu sayfada Leyla Şebnem Gül öğretmenin çalışıyor görünüyor. Leyla hocam çık lütfen çalışmalardan. İlerleyemiyorum. Sevgili arkadaşlarım. Evet geldi. Hocam biz görüyoruz ortak hikaye yazımı Mutlu Dünya çocuklarınızı görebiliyoruz şu anda. Aynen açmak istiyorum hikayemi açmak istiyorum da hocam açtım. Şöyle finali bile diyebiliriz. Hikayeyi projemizin finali bile diyebiliriz. Kendi oluşturduğumuz sayfa sayfa Story Jumper'dan yaptığımız bir çalışma. Burada biz Figen Hocam ve Piki araçlarını falan hep burada siz Etivinik sayesinde çalıştık, tanıştık, hiç bilmiyorduk. Bizim için çok öğretici oldu. Sonra geçiyorum Mart ayı etkinliklerimize. Kompostumuzu karıştırdık, fasulye çimlendirdik. Okul öncecilerinin vazgeçilmezinden biridir fasulye çimlendirmek. Hikayelerimizi okuduk. Pamukta yapmamışsınızdır herhalde değil mi öğretmen? Ne yapmadık hocam? Pamuk içerisinde yapmadınız çimlendirmeyi bu kez. Hayır. Gübremizin içerisinde yaptık. Ses hocam gelip gidiyor Figen hocam. Çok anlayamadım kusura bakmayın. Hala gelemedim. Neredeyim ben? En ilginç gelen bana suda açan çiçekler deneyimiz vardı arkadaşlar. Çocuklarımız çiçekleri kesti, hazırladı. Sonra su kabının içerisine koyduk. Gerçekten de atınca çiçekler açtı. Böyle çok güzel bir şeydi. Bana o çok değişik geldi. Biz hediyeleştik arkadaşlarımızla, birbirlerimize çiçekler gönderdik. Sonra onlar için teşekkür videoları çektik. O videoları hep birlikte sonra bütünleştirdik. Ve peki araçlarımızla oyunlar oynattık çocuklarımıza. Oradan oraya geçtim Figen hocam ama kusura bakmayın bilgisayarın biraz acizliğine uğradım. Mart ayında başka yaptığımız çiçeklerimize isimler verdik. Burada anket yaptık. Hangi çiçeğin benim olmasını isterdim diyerekten o anket sonuçlarını yine ortağa attık. Evde ve okulda tasarladığımız çiçekleri çocuklarımız evde velileri yaptıkları çiçekleri okullarımıza getirdiler. Su damlası olsan nereye düşmek isterdin bir çalışma yaptık. Bolca çalışmalarımız var aslında.
Hayalimdeki orman sergisini tamamladık. Sınıf ormanımızı yaptık. Orman şarkısını herkes bölüm bölüm söyledi. Sonunda yine ortak bir ürün çıkardık orman şarkısından. Tüm ortakların söylediği bir şarkı oldu. Komposttan oluşturduğumuz gübrelerimizle fasulyelerimizi ve bitkilerimizi bahçemize diktik. Veli eğitimine önem verdik. Çocuklarımıza bolca eğitim verdik. Vermikompost uzmanını çağırdık. Sınıfımıza geldi. Uzaktan eğitimden velilerimize anlattı. Çocuklarımıza anlattı. Ve tüm ortaklar aynı anda Zoom'a girdi. Çocuklarımız birbirlerini internet ortamında gördüler. Limonata Partisi ile Finan etkinliğimizi noktaladık. Veli değerlendirme videoları, öğrenci röportajları, öğretmen görüşlerini aldık. Velilerimiz de öğrencilerimiz sayesinde çok şey öğrendiler. Hatta veli değerlendirme videolarında biz aile boyu öğrendik. Şunu biz aile boyu çektik, onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hocam ses yok ve bağlantıdan dolayı çok şey Evet. ilerliyor. Tamam, ortak ürüne geçelim. Veli ön test, son test, öğrenci ön test, son test, öğretmen ön test, son test, onların hepsini gerçekleştirdik. Hocam o kadar haklısınız ki sayfalar arasında kaybolmaktan baştan aşağı gidiyor. Etkinlik dolu bir proje olmuş. Ben zaten Çok okul doluydu. öncesi projeleri gerçekten çok seviyorum ve çok keyifle dinliyorum. Dolu dolu ve öğrenci veli katılımı müthiş derecede. Öğretmenlerin de birbirleriyle iletişimi ve desteği çok güzel oluyor. Emeğinize sağlık. Sertifikalarınızı da hazırlamışsınız. Hazırladık hocam. Proje sonu raporumuzu yazdık. Çok şükür her şeyimizi hazırladık da sunum biraz iyi olamadı herhalde. Çok özür diliyorum ben. Hayır, hayır hocam estağfurullah. Sunumunuz da gayet güzel oldu. Biraz TeamSpace sayfasının ve bilgisayar bağlantınızın azizliğine uğradınız. Ama biz sayfalarınızı gördük. Projenizde yaptığınız etkinliklerin tamamını gördük. Çok güzel çalışmalar yapmışsınız. Arkadaşları da tebrik ediyorum. Öğrencilerinizi ve velilerinizi de tebrik ediyorum öncelikle. Çok teşekkür ediyoruz Filon hocam. O zaman ben Binnaz Hatipoğlu hocama, Yok, Binnaz arkadaşlar hepimiz. Hatipoğlu hocama geçmeden önce Gülsüm hocam bir el kaldırıyor. Kısa Tamam. olmak koşuluyla bir ses açtım kendisine. O zaman görüşmek üzere hepinizle. Görüşmek üzere. Emeğinize sağlık öğretmenim. Teşekkür ederiz. Yine hocam teşekkür ederim. Benim de sesim kötü, kusura bakmayın. Şubat ayında Antalya'daki proje sayısını artırma amacıyla Nuray hocamın, Leyla hocamın haberi vardı önceden. Şeyin hiç haberi yoktu, Nuray öğretmenimin hiç haberi yoktu. Hemen aradım onu, kurucu lazım. Hemen senin okulu kurucu yapıyoruz. O kadar. Hiç hayır falan yok yani. Bu şekilde başladılar ve yani destan gibi, gördüğünüz gibi sayfalar. Benim 4 tane ekibim var arka tarafta. Yani en son baktığım proje buydu. Ama yani öyle bir çalıştılar ki benim projelerden de fazla çalışmaları oldu. Gördüğünüz üzere Mart ayında 20 etkinlik var. Şubat ayı 18 tane. Diyorum ki bunları ne zaman yaptınız ve bir sürü de ortak ürünleri var. Son test analizlerini ayrı ayrı yapmışlar. Program başlamadan önce gömme işlemlerini yaptık. Her şeylerini dört dörtlük yaptıkları bir proje oldu. Leyla, Şebnem, Gül, Yıldırım öğretmenimi, Nuray öğretmenimi ve tüm proje ekibindeki arkadaşları, hani ilk acemi olmalarına rağmen
Hani bu kadar, hani ben de beklemiyordum. Buradan yürekten teşekkür ediyorum Figen Hocam. Senin sayende arkadaşlar. Biz size teşekkür ediyoruz. Sizin sayenizde. Çok güzel arkadaşlar kazanmışız. Teşekkür ediyoruz. Leyla Şebnem Gül öğretmenimin de bir burada sesini açmak isterim. Buyurun öğretmenim. Proje kurucu ortağı. Sesiniz kapalı öğretmenim. Siz açabilirsiniz. İyi akşamlar diliyorum öncelikle herkese. Figen öğretmenim, öncelikle size çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Telefonla görüştük, hiç yüz yüze görüştüğünüzü o sesinizden hissettik. Gülsüm hocam, çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki Eğitivinik projesiyle tanıştık. Sabiha Gökçen olarak ilk defa müdür yardımcısıyım orada. İlk defa böyle bir projeye katıldım. Çok mutluyum. İnşallah da bu projelerin içinde olmayı istiyorum. Kurucum, diğer kurucu Nuray öğretmenime, diğer öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir ekip. Çok güzel bir ekip ruhu var ve etkinliklerimiz gerçekten çok güzel. Herkese teşekkürler. Emeğinize sağlık öğretmenim. Projenizin de kalite etiketiyle taşlanmasını. İnşallah herkese. Hatta prize'la taşlanmasını da diliyoruz. İlkler kıymetlidir çünkü. Ben bu sene konferansa davet edilen projelerde bunu gördüm. Herkes benim ilk projemde nasıl davet edildim heyecanını yaşadı. Umarım siz de o tarihlerden biri olursunuz. İnşallah. Şimdi sözü Nuray öğretmenim kime bırakıyoruz? Nuray öğretmenim heyecanı bana geçti. Burada var ya böyle eli bayağı titremeye başladı. Figen hocam bana bıraktı. Ekran paylaşımını da alırsa başlıyorum. Hocam ekranı da bize verirsiniz. Hemen veriyoruz hemen. Evet arkadaşlar. Çok tatlı ama. Buyurun Binnaz öğretmenim. Tüm arkadaşlar iyi akşamlar, hoş geldiniz. Bu saatte zaman ayırdığınız için bizi dinliyorsunuz. Çok teşekkürler. Bizim projemiz Su Biterse Herkes Susar. Çok değerli ortağım Yüksel Hocam'la birlikte yürütüyoruz. Ancak projemizin bir önceki yıl başka bir ayağı vardı. Damlaya damlaya çöl olur. Projemizin ana temeli zaten orada atılmıştı. Konumuz isimden de anlaşıldığı üzere su tasarrufu ve su kullanımı ile ilgili. Su sorunu küresel bir sorun. Bu konu üzerinde çalışırken biz bir önceki yıl pandemide zorlanmadık. Çünkü aileleri konuya dahil etmek, onlarla birlikte çalışmak bizim için hiç sıkıntı yaratmadı, çok da keyifli oldu. Aileler de bu durumda bilinçlendiler. Çocuklarla, öğrencilerle birlikte projeyi hep birlikte yürütmüş oldular. Hemen ekran paylaşımıyla projemizden devam edelim. Projemizin diğer kurucu ortağım, çok değerli öğretmenim Yüksel Hocam. Eğitimlikte ben yeniyim. Bu sene 3. yılım. Kuruculuk teklifiyle kendisi bana gelmişti. Olur mu olmaz mı, yok hocam yardım ederiz şeklinde başladık. Bir önceki yıl damlaya damlaya çöl olur yürüttük. Şimdi bu sene de Su Biterse Herkes Susar projesiyle birlikteyiz. Biz projemizin aslında ikinci, iki numarası gibi düşünmüştük bu seneki projemizin. Ama Figen Hocam'ın da bu konuda bilgisi vardır. Aynı isimle biz tekrar bu sene projeyi açamadık. O yüzden atıyorum damlaya damlaya çöl olur 1 kabul edersek, işte bu sene damlaya damlaya çöl olur 2 gibi düşünmüştük. Olmadı. O yüzden biz bir önceki senenin ortaklarıyla tekrar devam ettik. Birkaç arkadaş değişikliğiyle. Arkadaşlar kendileri de özellikle devam edelim mi noktasında çok istekli davrandılar. Arkadaşlarımızla birlikte çalışmak çok keyifli oldu. Çalışmalarımızı çok güzel yürüttük. Hiçbir sorun, sıkıntı çıkmadan. Tabii bu konuda Yüksel Hocam'ın emekleri, yaklaşımı çok büyük. Etivinik paylaşmak tırı tüm proje ekibi arkadaşlarımıza, diğer ortaklarımıza o kadar güzel yansıttı ki. Yani şu an geldiğimiz noktada artık noktasına geldik. Hani üstad, hani ne derse haklıdır hocamız gibi. Yeter ki siz isteyin, biz yapalım noktasındayız. Evet, kurucu olarak birlikte yürütüyoruz ama tabii ki benim de kendisinden daha çok öğreneceğim çok şeyler var. Diğer ortaklarımız, şöyle başa geliyorum, Elmalı'dan Fatma Nur Öztürk hocamız var. Diğer öğretmenimiz Serap Eryiğit Ankara'dan. Nurten hocamız benim yine çalıştığım Hanıma Mert Çağıran İlkokulu'ndan.
Helin Çelik hocamız Kırklareli'den. Monise hocamız Mardin'den bizimle birlikte. Serpil Yüksel hocamız yine Antalya'dan. Ayşe Miren hocamız da Balıkesir'den aramızda. Bir tane de Azerbaycan ortağımız var. Katya hocamız. Mert Metin hocamız Ankara'dan. Ve dediğim gibi Azerbaycan'dan da bir ortağımız var. Projemizin şöyle genel sayfa düzenini ben göstermek istiyorum. Projemizde Yüksel Hocam'la sürekli konuşuruz. Projenin amacına yönelik başlıklarımız olmalı. Ekstra konularla projeyi de yapılacak çalışmaları da yoğunlaştırmanın bir anlamı yok şeklinde konuşuyoruz sürekli. Bu konuya ben de onaylıyorum. Farklı projeler yaptığımızda bakıyoruz. İşte şu günü, şu belirli gün, şu hafta evet yapalım ama hani projenin amacı, hedefleri doğrultusunda olabilirse. Yoksa atıyorum şu projeye 23 Nisan etkinliğini almanın ya da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda buraya koyalım demenin aslında çok bir mantığı yok. Zaten projeyle ilişkilendirdiğimizde ilişkilendirilebilecek bir etkinlik bazında bakıldığında, proje temelli bakıldığında zaten su tasarrufu konulu zaten çalışmalar o etkinliklerde yapılamamakta. Projemizin hemen hedef kısmından bahsettikten sonra diğer çalışmalarımıza geçelim. Dediğim gibi projemiz su tasarrufu üzerine yapılan bir çalışmaydı. Daha önceki yıldan biz çocuklarımızla işte su kullanımı, sebzelerimizi kapta yıkayalım, yıkadığımız suyla çiçeklerimizi sulayalım, işte balkonlarımızı akan suyla yıkamayalım, paspas kullanmaya çalışalım. Ya da bir önceki yıldan yine çocuklarımıza yağmur hasadını öğretmiştik. İşte bitki sulamada, araba yıkamada, balkonla çatılardan biriktirdiğimiz depoladığımız suyu kullanabiliriz şeklinde çocukların bu konuyla ilgili bilgileri olduğu için bu sene üstüne yeni bilgiler eklemekte zorlanmıyoruz. Çocuklar da yaptığımız etkinliklerden keyif alıyorlar. Bu sene biraz daha su kayıplarını önlemek adına sulama yöntemlerinin üzerinde durmaya çalıştık. Toprak kayıplarını önlemede yaşanan sorunları çözme becerisi geliştirme, insanların doğayla iç içe yaşarken doğanın da kendi kurallarını bozmadan örnek sulama yöntemlerini kullanmalarını sulama yaparken bahçelerde kendi meyve bahçesi alanlarında bahçe sulamanın yapılmamasını da biz çocuklara öğretmeye çalıştık. Yaşamlarının doğayla uyumlu olması gerektiği sonucuna vararak hem kendi yaşamlarını hem de gelecek nesillerin yaşamlarını kolaylaştıracak bir çevre inşa etmek bizim temel hedefimiz oldu. Projemiz Ekim ayında başladı, Şubat ayında bitecek şeklinde düşündük ama pandemi şartlar derken Nisan ayına kadar uzatıldı. Onu da projemizin planında belirtiyoruz. Proje ortak öğrenci tanıtımlarımız, proje görev dağılımı, öğrenci izin belgeleri, logo, afiş, anketler bunlar her projede olan, her projede yapılan çalışmalar. Ekstra gene ben başlıklardan bahsedeyim. Proje özetimiz, karma ülke takımlarımız, proje çıktısı. Okul web sitelerimiz, blog sayfası, sosyal medya hesapları, öğrenci belgeleri. Projemizde kullanılan webpik araçları ve yaygınlaştırma webinar çalışmaları. Bunlar genellikle her projede olan, standart olan şeyler. Ben ekstra bizim kendi projemizde yapmış olduğumuz bu sayfa düzeninin Almanya'daki etiminin değerlendiricileri tarafından beğenildiği, onlar açısından örnek gösterildiğini bir önceki projemizde belirtmek isterim. Aynı sayfa düzenini bu yeni projemizde de kullandık. Diğer projelerden farklı olarak arkadaşlar burada bizim yaptığımız güzel bir etkinliğimiz var. Ben hemen birinci etkinliğimizle başlıyorum. Birinci etkinliğimiz şu suyu temizleyin. Şöyle baktığımızda en başta müfredat entegrasyonunda projemizin bu etkinliğine ait kazanımlarımızı görebiliyoruz. Yani müfredat entegrasyonunda bütün kazanımlarımız var. Ekstra bir de yaptığımız her etkinlikte kazanımlar hangi etkinlikle ilgiliyse onu yaptığımız etkinlikte bu şekilde belirtiyoruz. Bunlar da bize kolaylık sağlıyor.
Etibinlik'e yeni başlamış arkadaşlar da bunu ayıklamakta, süzmekte zorlanabilirler. Kalite etiketi yazım aşamasında biz orada belirtiyoruz. Müfredat entegrasyonu da yaptığımız etkinliklerin kazanımları. O yüzden bu sayfamızı açtığımızda arkadaşlar çok kolaylıkla yaptığımız etkinlikler şunlar şunlardı. Kazanımlarımız müfredatla entegrasyonu şu şekildeydi. Direkt buradan hiç zorlanmadan çalışmalarını ve etiketlerini yazabiliyorlar. Kendi aramızda belirlediğimiz diğer ortaklarla birlikte etkinliklerimizi her etkinlik için işte 5 çalışma yükleyelim. 5 çalışmayı 4 tanesi kolaj, 1 tanesi video ya da 3'ü kolaj, 2 tanesi video şeklinde olabilir diye başta belirlemiştik. Daha sonra bütün arkadaşlar çalışmalarını tamamladıktan sonra her etkinlik sonrasında bir e-book, bir ortak ürün yapıyoruz. Tabii bu görevli olan arkadaşa göre sergi şeklinde, e-book şeklinde farklı gene webcam araçlarıyla bir araya getirme işbirlik çalışma şeklinde olabiliyor. Bir tane hemen örnek olarak göstereyim. Proje ortaklarımız, proje hakkında yapılan etkinlik hakkında kısa bir bilgi, suyu temizleyin, öğrencilerimizin doğada su arıtma yollarını arayacaklar, arıtma için kullanacakları malzemeleri seçmeleri ve suyun hangi aşamalarda geçerek temizlendiğini örnekleyecekler ve devamında gene tüm arkadaşların yaptığı çalışmalar. Aynı çalışma yöntemini diğer etkinliklerimizde de yaptık. Birinci etkinliğimiz bu şekildeydi. Diğer etkinliğimiz negarim yöntemiydi. O da bir sulama yöntemi şeklimizdi. Aslında geçmişten büyüklerimizin kullandığı bir yöntem ama günümüzde doğayla, tabiatla ya da bu sulama yöntemlerinin çok iç içe olduğumuz bir ortamda yaşamadığımız için belki de unutuldu. Ya da biz ismini belki o şekilde bilmiyoruz. Hemen şöyle birkaç örnekle göstereyim. Yaptığımız bitkileri ağaçlarımıza kanallar açıyoruz. Kanallardan suyu verdiğimizde her bitkinin gerektiği kadar suyu aldıktan sonra diğer kalan suyla diğer ağaçların da sulanması ve burada vahşi sulama değil, tasarruflu bir sulama yöntemiyle bitkilerimizin daha verimli büyümesini sağlamakta amaç. Büyüklerimiz yapıyorlar ama isim olarak belki de negarim olarak bilmiyoruz. Yine aynı şekilde bu etkinliğimizin çalışmalarında bir e-book'ta topladık. Tekrar üçüncü etkinliğimiz ileri dönüşümdü. Geri dönüşümü biliyoruz ama ileri dönüşüm olarak baktığımızda çocuklar da yaptıkları çalışmaları yaparken bu ifadeyi, terimi kullanmakta şaşırdılar. İşte anlatıyoruz, işte çocuklar artık yaptığınız pet şişe hayatına bir araba olarak devam edecek. O artık farklı bir ürün haline geldi. Tabii daha sonrasında onlar alıştılar, yaptığı çalışmalardan çok mutlu oldular. Artık onlar da günlük hayatlarında kullanmaya başladılar. Bakış açılarını bu yönde geliştirdiler. Yapılan çalışmalar okulda sergilendi. Diğer arkadaşlarına da, diğer sınıflara da, proje yapmayan sınıflarımız da bu etkinlikleri yapmaya başladılar. O anlamda yaygınlaştırma, farkındalık oluşturmak adına da güzel çalışmalar yaptık. Şöyle bir arkadaşımızın çalışmasını gösterelim. Hemen şu bölümden karma ülke takımlarımız şarkı sözü yazma, öğrencilerimizle birlikte ortak bir şarkı belirledik. Daha sonra bir boyama etkinliğimiz oldu. Hemen çalışmalarımızı şurada gösterelim. Evet, oluşturduğumuz kelebeğimiz vardı. Kelebeğimiz burada.
Şarkımızı da biraz sonra dinleteceğim. Şarkımızı öğrencilerimiz oluşturdu. Ancak seslendirme şeklinde öğrencilerimizle yaptırdık ama daha farklı bir çalışma olması açısından da proje öğretmenlerimizden Helin hocamız kendi sesiyle projede yaptığımız çalışmalar alt görüntü olarak kullanılıp kendi sesiyle ekstra şarkımızı da seslendirdik. Genel itibariyle arkadaşlar projemiz bu şekilde. Dediğim gibi yapılan her projede olan işte proje özeti, okul sitesi haberleri, sayfası, öğrenci başarı belgeleri, bunlar her projede sistemli olarak yapılan çalışmalar. Diğer dediğim gibi yani bizim yaptığımız ve proje sayfamızın sadece projeye ait ana başlıklarla ilerlemesi projemiz açısından ben hani farklı olabilecek yanlarını öne çıkarmaya çalıştım. Şimdi şarkımızı da dinleterek ben kendi projemizle ilgili bilgi aktarımını sonlandırmak istiyorum. Biliniz öğretmenim, Helin öğretmenim aradım ama burada mı acaba? Helin öğretmenim olmayabilir hocam. Göremedim ben de, kendi sesiyle dinleyelim diyecektim. Buyurun hocam. Evet hocam, seste sorun. Geliyor ses. Geliyor. Tamam. Su azalırsa umutlar azalır. Tüm canlıların boynu bükük kalır. Susuz bir dünya olmaz olamaz. Geleceğimiz aydınlık olsun. Suyla yaşa, mutlu yaşa. Yaşamın kaynağı suda. Su biterse herkes susar. Susturma, susturma. Suyla yaşa, mutlu yaşa. Yaşamın kaynağı suda. Su biterse herkes susar. Susturma, susturma. Teşekkür evet. ederiz. Hem sizin dilinize sağlık, öğrencilerimizin kalemine ve yüreğine sağlık. Helinciğimin de ağzına sağlık diyelim. Ben bir de bir torpil yapayım bu arada. Sevgili eşim de proje kurucusuymuş. Evet. Kendisine bir söz vereyim şimdi. Ayıp olur değil mi? Herkese söz verdik. Hayır, zaten verdik. Verelim hocam. Buyurun Yüksel Bey. Teşekkür ederim. Yanada'dan sesleniyorum. Ben öncelikle Binnaz Hocam'ın şahsında bütün proje arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Gerçekten su gibi bir proje oldu. Biz yorulmadık. Biraz eğlenceli, belki etkinliğimiz az gibi gözükebilir ama e-Twinning'deki planladığımız bölümün dışına hiç çıkmadık. Farklı etkinliklerle öğrencilere hani fazla yük olmasını istemedik. Eğlence ön plana çıkmasını istedik. O yüzden daha rahat çalışabildik. Ben tekrar çok teşekkür ederim. Geçen yıl oluşan şarkımızı biz TRT'ye göndermiştik. Hatta elemelerine de soktuk ama pop müzik tarzında istemediklerini belirtip geri dönmüşlerdi. Bu şarkıyı da bu sene gene TRT repertuarına göndereceğiz proje bitiminde. Ayrıca farklı çalışmalarımız da var bununla ilgili. İnşallah onu da denemiş olmaktan da kendimizi geri almayalım dedik. En azından denemiş oluruz dedik.
Su önemli. Gerçekten bizim için de önemli. Çocuklar için de önemli. Umarım önemini daha da fazla hissettirmeden devam ederiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Hem öğrencilerinizin hem sizin kalite etiketiyle taşlanmasını diliyoruz. Bu arada araya gireyim. Binnaz Hocam anlatımından dolayı teşekkür ederiz. Sayfaların sonunda değerlendirme bölümlerimiz var. Evet, biraz oralar hızlı geçildi. Evet. Değerlendirme her etkinliğinin amacına ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili bir değerlendirme bölümümüz var. O da forumda aynı zamanda bu görüşleri topluyoruz. Yani biz etkinliği şöyle planladık, yaptık, sonucu da bu şekilde diye bir etkinlik genel değerlendirmesini çıkarmış olduk. Teşekkür ederiz. Bidnaz Hocam su gibi sunumunuz için de teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Ben teşekkür ederim hocam. Figen Hocam, yani Antalya İl Milli Eğitim olarak sizin şahsınız nezdinde bu imkanı da verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Etiminik paylaşmaktır kısmını sizinle Yüksel Hocam'la gayet güzel yaşıyoruz. Bu anlamda da çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sözü Ayşe öğretmenime vermeden önce ben Aytekin Hocam'dan bir haber var. Bir trafik kazası geçirmiş. Telefonunu kaybetmiş. Telefonuna yeni ulaşmış. O yüzden onu bu akşam alamayacağız. Kendisine buradan da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ayşe Eken öğretmenime sözü veriyoruz değil mi Binnaz öğretmenim? Evet, evet, evet. Ayşe Hocam söz sizde. Teşekkür ederim Binnaz Hocam. Ben Ayşe Eken, Kumluca Mimar Sinan Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeniyim. Figen öğretmenim, bize bu imkanı tanıdığınız için size çok teşekkür ederim. 2019'dan bu yana etiminlik projeleri yürütüyorum. Bu yıl ilk kez Yaşam Laboratuvarı projesinde kuruculuk yapıyorum. Şöyle ekran paylaşımını yapıyorum. Proje kuruculuğunda yani yazımından tutun tüm süreç boyunca emeği oldukça fazla olan kurucu ortağım Funda Hocam, Kumluca Sınav Koleji'nden, ona da çok teşekkür ediyorum. 3 ortak ülkeden 12 öğretmen arkadaşla birlikte projemizi yürütüyoruz. İtalya'dan Giuseppina, Merzifon, Şehit Komiser Zeynep Sağır İmam Hatip Ortaokulu'ndan Gözde öğretmenimiz, Mütevelli Ortaokulu'ndan Gülderen öğretmenim, yine Moldova Cumhuriyeti'nden İnal Urkum, Kumluca Sınav Koleji'nden Kadriye öğretmenimiz, Antalya Enerji Koleji'nden Laçin öğretmenimiz, Finike Bilim ve Sanat Merkezi'nden Nihan öğretmenimiz, Kumluca Atatürk Ortaokulu'ndan Zehra öğretmenimiz, Aksu Mehmet Nazif Günal Ortaokulu'ndan Çağdaş öğretmenimiz, yine Eti Meskut Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Özlem öğretmenimiz. Gerçekten herkesin bu proje için katkısı ve emeği oldukça fazla. Hepsine tekrardan teşekkür ediyorum. Projemizde neler yaptık ona geçmeden önce projemizin amacını belirtmek isterim. Gerçek yaşam becerilerinden yola çıkıp sürdürülebilir yaşam ışığında, sınıf dışında da yaparak yaşayarak öğrenmenin mümkün olduğunu vurgulamaya çalıştık. Permakültür ilkelerinden esinlenip işte akran öğrenmesi, doğaya karşı sorumluluk bilinci kazandırma, yerel bitki türlerini tanıma, sınıf dışında ama okul içinde de öğrenmenin mümkün olduğunu göstermeye çalıştık. Öğrencilerimiz projenin her aşamasına oldukça emek verdiler ve her sürecine katıldılar. Sayfalar kısmından görev dağılımlarımızı yaptık, yine proje planımızı oluşturduk, davranış kurallarımıza yer verdik. Diğer projelerde de olduğu gibi öğretmen tanıtımlarımız var. Öğrenci tanıtımlarımızı gerçekleştirdik. Burada çeşitli webcam araçlarını kullanmamızla birlikte öğrencilerimiz hani avatarlarını oluştururken işte Bitmoji'yi kullanmamız ya da Chatterbox'te bunları konuşturmamız gerçekten onlar için oldukça eğlenceliydi. Okul tanıtımlarımızı yaptık çeşitli webcam araçlarıyla. Yine veli izin belgelerimize yer verdik. Online öğretmen görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Her etkinlik öncesinde öğrencilerimizle yüz yüze öğrenci görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Görüş alışverişlerimize yer verdi çeşitli webcam araçları sayesinde. Forumda mutlaka fikir alışverişinde bulunduk. Twitter'da öğretmen arkadaşlarımızla birlikte yapacağımız etkinliklere karar verdik. Yine Menti'de öğrencilerimize danıştık.
12-15 yaş grubu değil mi öğretmenim? 12-15 yaş grubu. Logo çalışmalarını, afiş çalışmalarını öğrencilerimiz hazırladılar. Daha sonra anketlerle proje ve projemizde logo ve afiş seçimini gerçekleştirdik. Veli, öğrenci ve öğretmen anket çalışmalarımızı yaptık. Buraları geçiyorum hocam. Tabii ki hocam. Etkinliklerimize geçmek istiyorum çünkü. Yine okul içi dışı yaygınlaştırma çalışmalarımızda okul web sitelerinde haberlerimizi gerçekleştirdik. Instagram, Facebook, Twitter, blog hesaplarımızla yaygınlaştırmaya devam ettik. Proje tanıtım videolarımızı hazırladık. Pano çalışmalarımız var. Her yaptığımız etkinliği mutlaka panolarımızda sergilemeye çalıştık. Kasım ayı etkinliklerimiz kapsamında okul dışarıda günü etkinliğimizi gerçekleştirdik. Buna yönelik mesela projemizin ismini çeşitli şekillerde yazdık. Yine Kasım ayında 25 litre farkındalık belgeselini öğrencilerimizle birlikte izledik. Bunun sonucunda da su ayak izimizi hesapladık. Ve gerçekten suyu ne kadar bilinçsiz bir şekilde kullandığımızın farkına vardık. Ve öğrencilerimizle birlikte suyu dikkatli kullanma adına söz verdik. Öğrencilerimiz doğa günlüklerini tasarladılar. Her yaptığımız etkinlikleri not aldılar, düşüncelerini, duygularını paylaştılar. Onları da yine TwinSpace'de paylaştık. Aralık ayı çalışmalarımız kapsamında ekolojik ayak izimizi hesapladık. Burada da yine yaptığımız diğer çalışmalarda olduğu gibi hep doğa üzerine gerçekten hani aslına baktığımız zaman ekolojik ayak izimizin ne kadar fazla olduğunu, doğaya ne kadar zarar verdiğimizi görmüş olduk ve buna yönelik de çalışmalar gerçekleştirdik doğayı koruma adına. Bez çanta yapıyorum etkinliğimiz vardı. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını fark edip öğrencilerin kullanan poşet yerine işte evde bulunan kumaş parçaları ile çeşitli tasarımlar yapabileceklerini göstermiş olduk. Burada mesela Kadri hocamızın yaptırdığı çalışmalar var. Bu şekilde. Böcek evi tasarladık. Yine doğal dengenin öneminden bahsettik öğrencilerimize. İnsan faaliyetlerinin doğal dengeyi nasıl etkilediği konusunda çıkarımlarda bulunduk. Arılar olmasaydı ve böcekler olmasaydı farkındalık belgeselini izledik hep birlikte. Ve çeşitli böcek evleri tasarladık. Bunu da öğretmenimin öğrencileriyle yaptığı çalışmayı şöyle açmak isterim. Ortak ürün olarak da takvim çalışması yaptık. 12 öğretmen arkadaş 12 ay paylaşımı yaparak TeamSpace'den çıktım galiba. Okla geri gelebilirsiniz öğretmenim. Evet, panikleyin. Öyle yapacağım. Bu şekilde projemizde takvim çalışmamızı oluşturmuş olduk. Yine öğretmen ve öğrenci tanışma toplantımızı gerçekleştirdik yabancı ortaklarımızla birlikte. Ocak ayı etkinliklerimiz kapsamında kompost çalışması yaptık. Daha sonra yapmış olduğumuz kompostlarımızı solucanlar için verdik ya da işte bahçemizde kullandık, değerlendirmiş olduk. Biraz yukarı çıkar mısınız? Biraz aşağı iner misiniz bu sayfada?
Funda Ateş Kumluca Sınav Koleji mi ekledi bütün ögeleri buraya? Hayır. Twin Space, Twin Board'unuzun adını değiştirmeniz gerekiyor öğretmenim burada. Tamam. Funda Ateş yazıyor ya öğretmenim. Evet. Twin Board eklemişsiniz. O Twin Board'un adını değiştirmeniz gerekiyor. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Yine Ocak ayı çalışmaları kapsamında biyomimikri nedir? Bunu tanıtmaya çalıştık öğrencilerimize. Daha sonra da doğadan esinlendikleri çalışmalardan yola çıkarak çizimler yapmalarını ya da prototipler geliştirmelerini istedik bu şekilde. Bunda da hocam Funda Ateş Kumluca evet. Sınav Koleji yazıyor. Tamam hocam. Şubat ayı etkinliklerimiz kapsamında güvenli internet günü çalışmaları gerçekleştirdik. Akrostis çalışmaları yaptık bununla ilgili. Daha benim yapmış, öğrencilerimin yapmış olduğu bir çalışma. Güven olmalı, ümit dolu olmalı. İnsana kolaylık sağla, neler yapabilir? Bu şekilde. Geri dönüşüm ve tarım teknolojilerini öğreniyorum dan yola çıkarak ülkemizde ve dünyada kullanılan geri dönüşüm sürdürülebilirlik tasarımları ve tarım teknolojilerini öğrencilerimize tanıtmaya çalıştık. Ve kendi tasarımlarını prototip olarak yapmalarını istedik. Yine burada mesela Funda öğretmenimin öğrencileriyle yapmış olduğu çalışmalar var. Zehra öğretmenimin öğrencileriyle yaptığı çalışmalar. Çevremde gördüğüm bitkilerin türlerini öğreniyorum etkinliğiyle, çeşitli uygulamalarla plan sinep, konuşan ağaçlar, doğa kaşifi gibi uygulamalarla çevremizdeki bitki türlerini incelemeye çalıştık. Bu şekilde mesela Gülderen öğretmenimiz öğrencileriyle bitki türlerini keşfediyor. Son olarak da burada ortak ürün e-book çalışmamız var. Hala şu anda yapıyoruz, yapım aşamasındayız. Hikayeyi birimiz bir okul başlattı, devamında diğer ortak okullarımız getiriyor. Bu şekilde inşallah bu da güzel bir çalışma olacak bizim için. Bir de şu şekilde final ürünümüz olacak olan sanal sergimiz var. Onu da göstermek isterim. Kısacası projemizde hep doğayla iç içeydik. Yani doğanın korunması, öğrencilerimize bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapmaya çalıştık. Yine proje sonunda anketlerimiz, veli, öğrenci ve öğretmen anketlerimiz hazırlanıyor. Projemiz bu şekilde Figen öğretmenim. Ben izniniz olursa Funda öğretmenime de söz vermek istiyorum. Projenin... Funda öğretmenimize söz vermeden önce proje sayfanız açıkken forum sayfasını görebilir miyiz öğretmenim? Tabii ki. Evet, Funda öğretmenime bir söz verelim. Emeğinize sağlık, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
gayet güzel bir anlatım oldu. Proje de çok dolu dolu olmuş. Birkaç noktaya değineceğim ama önce Funda öğretmenimize bir söz hakkı verelim. El kaldırırsanız öğretmenim siz daha hızlı görebiliriz. Kaldırdım acaba? Evet. Funda öğretmenim merhabalar. Ekran paylaşımını kapatırsa daha rahat görebiliriz. Kapatıyorum. Funda öğretmenim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz projenizi bizimle paylaştığınız için. Biz teşekkür ederiz böyle bir fırsat verdiğiniz için. Şu an görüntüyü açmıyorum. Hata veriyor. Kusura bakmayın. Yani sistemsel bir şeyden açamıyorum. Sorun değil öğretmenim. Ayşe öğretmenim zaten tüm süreci anlattı. Bizim için çok keyifli bir proje dönemiydi. Tüm ortaklarımız da zaten özveriyle çalıştılar. Hepimiz keyif aldık. Güzel bir işbirliği içerisinde tamamladık. Hem keyifliydi hem biz de çok şey öğrendik. Öğrencilerimiz çok eğlendi, keşfettiler. Güzel bir projenin sonuna geldik. İnşallah kalite tüketiyle de taçlandırmak nasip olur diyoruz. Teşekkür ederim. Bu süreçte göstermiş olduğunuz işbirliği, yardımlaşma, yol göstericiliğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum öğretmenim. Emeğinize sağlık. Hem sizin hem de öğrencilerinizin emeğine sağlık. Umarım bütün bu çabalarınız kalite etiketiyle taşlanır. Gerçi kalite etiketi olmasa da aslında öğrencilere dokunduğumuz her çalışma çok özel ve çok önemli zaten. Önemli olan öğrencilerde bir farkındalık yaratmak. Siz de projenizde de bu farkındalık zaten yaratılmış. Bunu da görebiliyoruz. Ben de 12-15 yaş grubuyla çok çalışan bir öğretmenim. İlk koordinatör olmadan önce daha çok çalışıyorduk. Artık çalışmıyoruz çünkü ARGE'de çalışıyoruz. Öğrenci grubumuz yok. İzniniz olursa ben projenizle ilgili birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. İster misiniz? Evet hocam, çok sevindim. Teşekkür ederiz. Şimdi hocam sayfalarınız zaten projeniz bitmediği için tam olarak oturmamış. Hala düzenlemeler yaptığınızın farkındayım ama ben birkaç hatırlatma yapayım. Öğrenci tanıtım pedletinizde pedletinizin ismi yoktu arkadaşlar. Bir not alın isterseniz. Onu eklerseniz iyi olur. Öğrencilerin paylaşım yapıp yapmadığını ben portal üzerinde çok net göremedim. Paylaşımları öğrencileriniz mi yaptı? Çünkü 12-15 yaş grubunda öğrencilerin kendi etkinliklerini kendilerinin yüklemeleri forum sayfalarında ve ana sayfada kendilerinin yorum yapmaları esastır. Eğer öğrenci paylaşımı yapacaksa da şu şekilde yapıyor. Mesela benim adım Figen, Figen E veya Figen, işte okulum Kantron Ortaokulu, öğretmenimin adı Figen Ertuğrul veya Yüksel Ertuğrul şeklinde ilçemiz ve ilimizi yazarak ben bu paylaşımları sayfalarda görmedim. Sanki daha çok öğretmen paylaşımları yapılmış gibi gördüm. Yanlış mı düşünüyorum? Ayşe öğretmenim. Yani afiş ve logo çalışmalarında öğrencilerimizle paylaştı ama çoğu etkinliği kendimiz paylaştık. Hayır hocam. Onu lütfen şey yapın. Çocukları yönlendirin lütfen. 12-15 yaş grubu ve 16-19 yaş öğrencilerinin projede kendi etkinliklerini kendilerinin yüklemeleri esastır. Yüklemeyi yaparken de diyelim ki benim adım Figen. Ben öğretmenim Ayşe iken ondan sonra okulumu yazıyorum, ilçemi ve ilimi yazıyorum hocam. Hı hı. Bu şekilde öğrenciler paylaşım yapsınlar. Çünkü değerlendirici sayfaya girdiği zaman öğretmenin adını arar ve ararken de öğrencinin yükleyip yüklemediğine bakar. İkincisi, etkinliklerimizin bazılarında açıklama yazmışsınız, çok güzel olmuştu. Ama bazılarında açıklamalar yapılmamıştı. Onları göremedim. Sanırım o sayfalar da bir hazırlık aşamasında. Hı hı. Üçüncüsü arkadaşlar, forum sayfanızda öğrenci paylaşımları çok az, öğrenci yorumları çok az. Ana sayfayı görmedim. Ana sayfada da eklenen her paylaşıma 12-15 yaş ve 16-19 yaşlık grubundaki öğrencilerin beğeni veya yorum yapması önemlidir. Öğrencilerle işbirliği, öğrencilerin aktif katılımı önemlidir. Öğrenci webinarı yaptınız mı? Evet, yaptık. Tamam. Öğrenci webinarı yaptıysanız sorun yok. Karma okul takımlarınızı
Nasıl oluşturduğunuzu göremedim hocam. Bir de onu gösterirseniz çok sevinirim. Kusura bakmayın, amacım eleştirmek değil. Yok. Ama eksikleri söylersem, hani projeniz de bitmedi henüz. O yüzden toparlamanıza yardımcı olmak açısından. Sonra karma işte, okul takımı da oluşturmadık hocam. Evet hocam, görmedim çünkü. Yani karma okul takımları oluşturulmamış. Karma okul takımlarıyla yapılan işlerdi, göremedim ben sayfanızda. Onu da projenin bitiminiz olmadan, hani sayfada daha önceki programları izlediniz mi bilmiyorum. Ben bu hafta sonra bütün projelerin toplantılarını da yayınlayacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Karma okul takımları ve karma okul takımlarının sonucunda ortaya çıkan işi de ortaya koymalısınız. Çünkü bu karma okul takımlarıyla ortaya çıkan ürünler aynı zamanda sizin projenizin ortak ürünleridir arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Evet. Diğer videoları izlerseniz, video sayfalarını izlerseniz arkadaşlar, grupta paylaşıyorum ben çünkü, o videolara da bakarsanız siz de yaş grubunuzda neleri eksik yaptığınızı görebilirsiniz. Size daha yardımcı olabilir. Bir de kafanıza takılan soruları lütfen bana sorun. Gerek Telegram'dan, gerekse arayarak, bizzat arayarak sorabilirsiniz. 12-15 yaş ve 16-19 yaş grubunda öğretmenler rehber, öğrenciler çalışandır. Umarım anlatabilmişimdir. Hocam peki mesela birçok şeyi biz okulda hep birlikte yaptık. Yani evlerinde ayrı ayrı bir şey yapmadılar çok fazla. Yani birkaç etkinlik var, onları da yüklediler ama birçok şeyi okulda, okul bahçesinde yaptık. Bunu da yine öğrencilerin ayrı yüklemesi gerekir mi? Yani biz fotoğrafları çekiyoruz, okul bahçesindeyiz, bir aradayız. Onları öğrencilere tek tek fotoğraflarını gönderip ayrıyeten onların sisteme mi girmesi gerekiyor? Hocam fotoğrafları, resimleri, o çalışmalarla ilgili öğrencinin yapmış olduğu bir sahne vardır, iş odaklı bir çalışma vardır. Yani sizin projenizde sayfaya yüklediğiniz öğrenci sayınız da çok fazla çünkü arkadaşlar. Yüzünün üzerinde projede kayıtlı öğrenci gördüm ben orada. Yanılıyor muyum Fundar Efendim? Yok, 102 öğrenci var hocam. Şimdi siz 102 tane öğrenci eklemişsiniz. Bu 102 öğrencinin proje sayfalarında görünür olması lazım arkadaşlar. Bu öğrenciler proje sayfalarında aktif görünüyorlar mı? Yani evde yaptıklarında kendileri yüklüyor ama birçok şey okulda birlikte yaptığımız için sadece forumlarda varlar. Hocam fotoğrafları farklı şekilde kolaj yapabilirler. Tamam. Forumumuz da eksik hocam, onu söylemeye çalışıyorum. Yani daha önceki projelerde belki görmediniz ama 2000'in üzerinde forumda yorum yapan projeler var. Yani 100'ün üzerini aşan bir öğrenci grubunuz var çünkü. Yani bu bir orantıdır. Tamam hocam, evet. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Projeye kaydettiğiniz her öğrenci eğer çalışmıyorsa hocam, o öğrencinizi çıkarın, yani orada bir paylaşımı yoksa çalışan öğrencileriniz, yani her okul kademesinde 5 kişi, 6 kişi veya 10 kişi yeterlidir. Çalışmalarınızı ortak yapabilirsiniz ama yüklemeleri o çocuklar yaparsa daha iyi olur. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkürler hocam. Rica ederim. 7/24 bana her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Daha vaktiniz var. Eminim ki çok güzel toparlayacaksınız siz. Emeğinize sağlık. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sorusu olan arkadaşlarımız var mı chatbox'ta? Ben soru değil ama Ayşe hocam için bir temenni de demeyelim. Bir şöyle yol olabilir aslında. Etkinliklerinizin her sayfasının altına bir tartışma formu açabilirsiniz. O evet. Tartışma ya da anket açabilirsiniz. Yani bu proje amacına ulaştı mı, evet, hayır gibi ya da farklı. Bu etkinlik. Evet. Etkinlik ulaştı mı diyeyim. Etkinlik sayfası olduğu için etkinlik ulaştı mı, ya da oraya bir soru yazarsınız ve çocukların, özellikle çocukların, yani öğretmenlerin değil, sizin yaş grubunuz büyük. Çocukların oraya cevap vermesini sağlarsınız. Sayfada verdikleri her cevap forum sayfasına, sayfadaki tartışmalar sekmesinin altına listelenir. Yani 100 öğrenciniz varsa orada 10 tane öğrencinin yorum yapması projeyi zayıflatır biraz. O yüzden. Evet, söylemek istediğim şey buydu. Teşekkür ederim Yüksel Öğretmenim. Bir tavsiyede daha bulunabilirim. Karma okul takımlarınızı henüz yapmadığınızı söylediniz. Karma okul takımlarınızı forum üzerinden, karma okul takımlarınızın çalışmalarını da yine forum üzerinden yaparsanız iletişim ve işbirliği daha çok olur arkadaşlar.
Tamamdır hocam, teşekkür ederim. Rica ediyorum. Söylemek veya eklemek istediğiniz bir şey yoksa ben hepinize emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. Proje sayfalarını bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Hem sizin hem öğrencilerinizin hem de velilerinizin yüreğine sağlık, emeğine sağlık. İyi hafta sonları diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın demeden önce bu akşamki co-host arkadaşlarıma bir teşekkür etmek istiyorum. Kusura bakmayın. Kezban öğretmenim, Gökhan öğretmenim ve Canan Yıldırım öğretmenim, aynı zamanda Yüksel öğretmenim, bu akşamki teknik yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, sevgiyle kalın, hoşça kalın.